Sesim geliyor mu hocam? Ha, geliyor. Tamam. Görüntüde zaten gelir bir şekilde. Vakit kaybetmeden. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür hocam. İyiyim. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Güzel bilgilerinizden inşallah hep birlikte faydalanacağız. Hocam, şimdi gelen sorulardan büyük bir kısmı hocamız bize beyin sırrını biraz açabilir mi? Bununla ilgili inşallah güzel bilgilerinizden faydalanırsak bütünün hayrına olur. Evet, çok teşekkür ediyorum. Dün aslında bunu konuşmuştuk. Evet. Fakat kapatırken yanlışlıkla ben videoyu bitire basmışım. Evet hocam. Kayda da basacağım yere. Onun için Evet. dünkünü kaydedemedik. İnşallah bugünkü Kaydedelim. kaydolur. İnşallah hocam. Şimdi bel sırrını bir daha anlatayım madem. Bu bel sırrı denilen şey çok konuşuluyor. Ama kimse de ne olduğunu tam olarak idrak edebilmiş değil. Onun için bunu biraz daha ayrıntılı olarak ele alalım. Şimdi bu bel sırrı Hazreti Ali Efendimizin bir sözüne dayanıyor. Evet. Kur'an'ın özü Fatiha'da, Fatiha'nın özü Besmele'de, Besmele'nin özü başındaki B harfinde, ben de onun altındaki noktayım Evet. diye bir sözü var. Tabi burada noktayı esas anlamak gerekiyor. Fakat nokta biliyorsunuz Arapçada bir işaret. Yani bir kalemin ucuyla bir yere dokunduğunuz zaman ortaya çıkan bir iz. Evet hocam. Arapçada bu sıfır anlamına gelir. Yani mesela bir rakamının önüne nokta koyarsanız hemen 10 olur. İki tane koyarsanız 100 olur. Demek ki sıfır ile nokta aynı. Yani burada Hazreti Ali Efendimiz aslında kendinin sıfır olduğunu, yani aslında yok olduğunu, hiç olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Evet hocam. Peygamber Efendimizin de bununla benzer bir sözü vardır. Fakrımla övünürüm diyor. Evet hocam. Fakr, yoklukla övünmek. Yani yokluğumla övünürüm. İşte bu yokluk nasıl bir yokluk? Hiçlik nasıl bir hiçlik? Mevlana'nın da sözü vardır. Ben hiçim diyor, sen benim adımı duymadın mı diyor, namımı duymadın mı diyor. Yani hiçlik bir mertebedir. Yani Resulullah'ın ulaştığı bir mertebe. Ve bu gerçekten övünülecek bir şey ama o noktaya geldiğiniz zaman zaten bizim anladığımız manada bir övünme diye bir şey söz konusu olmaz. Evet. Çünkü genellikle övünmeler ikilik ve çoklukta olur. Bak Evet. ben senden daha üstünüm veya ben şunlardan daha üstünüm, ben şu kadar insan içinde birinciyim şeklinde bir övünme vardır. Bu çokluk alemindeki övünmedir. Bu kibire girer. Yani kibir sayılır. Ama sen her şeyden geçmişsin. Yani mukayese edebileceğin, seninle beraber olan hiçbir varlık yok artık. Orada sen teksin. Yani tekliğe ulaşmış, zata ulaşmış, öze Evet. ulaşmış bir halde olan bir kişinin kibri, kibir sayılmaz. Ona kibriya denir. Hani hep diyoruz ya, Resul-i Kibriya. Mesela Resulullah'ın büyüklüğü, yüceliği artık başkasıyla hiçbir kıyas kabul edilemeyecek bir yüceliktir. Onun için biz mesela bütün peygamberleri biliriz, inanırız. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelene kadar bütün peygamberlerin varlığına inanırız. Allah'ın sevgili kulları olduklarına, nebileri olduklarına inanırız. Ama Resulullah'a da inanırız. Yani diğer dinlerdeki eksiklik, belki diğer peygamberlere inanıyorlar, kabul ediyorlar ama mesela yaptılar. Hazreti İsa'yı kabul etmiyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmiyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı kabul ediyor. Ancak Hazreti Muhammed'i kabul etmiyor. Biz ise bunların hepsini kabul ederiz. Yani hepsi Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerdir diye kabul ederiz. İşte bu peygamberlik ifadesi, peygamberlik ifadesi önceki dinlerde olan
nebilik anlayışıyla uyumludur. Yani Kur'an'da geçen nebi kelimesi peygamberliği anlatır. Yani Allah'tan mesaj alıp insanlara bunu ileten kişilere anlatır. Ancak Resulullah'ta farklı bir özellik daha vardır. Peygamberimiz nebi olmakla beraber aynı zamanda Resul'dür. Şimdi nebilik ve Resullük kavramları Kur'an'da ayrı ayrı kelimelerle ifade edilir. Bunlar genellikle alimler tarafından, eğer kendisine bir kitap gönderildiyse ona Resul denir. Eğer kendisine kitap gönderilmediyse ona Nebi denir. Önceki peygambere gönderilen kitabı kabul ettiği için, onu onayladığı için Nebi ifadesi kullanılır. Ancak Peygamber Efendimiz'in diğer peygamberlerden farklı bir özelliği var. O özelliği de son peygamber oluşu nedeniyledir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de peygamber kelimesi geçmiyor. Ya Nebi geçer veyahut da Resul geçer. Bu nebilik anlayışı, yani peygamberlik diyelim, nebilikle peygamberliği eş anlamlı olarak düşünebilirsiniz. Bu bize Farslardan gelen, yani İranlılardan gelen bir kavramdır, peygamber kavramı. İşte onların kastettiği peygamber, Allah'tan mesaj alıp, yani görünmeyen bir Allah'tan mesaj alıp, görünen insanlara bu mesajı ileten şeklindedir. Ve gerçekten de mesela özellikle İbrahim'i dinlerde İbrahim Aleyhisselam'ın inancı doğrultusunda görünmeyen bir Allah'tan mesaj alıp görünen insanlara mesaj iletme özelliği vardır. Onun için Hazreti İbrahim'in durumu nebilik şeklindedir. Yani peygamberlik şeklindedir. Ama bizim peygamberimiz ilk başlarda o da peygamberdi. Yani nebiydi. Ne zamana kadar? Miraç'a kadar. Miraç olayına kadar o da nebilik özelliğini taşıyordu. O da Allah'ı göremiyordu. Vahiyler alıyordu. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla vahiyler alıyordu. Ama Allah'ı müşahede edemiyordu. Rabbini müşahede edemiyordu. İşte Miraç olayıyla beraber ilk defa Rabbini müşahede ettiğini söyleyen Resulullah olmuştur. Mesela Fatiha Mekke'de nazil olmuştur. Fatiha'nın ilk ayetinin besmele olduğu bilinir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. İşte buradaki besmelenin manası görünmeyen ve bilinmeyen Allah'ın, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anarak ben bu işi yapıyorum manasında anlaşılmıştır. Şu anda da genellikle herkesin, halkımızın, Müslümanların anladığı mana budur. Yani ve sırrına henüz daha vakıf olamayan bir anlayışın sonucudur bu. İşte ne zaman ki Resulullah Miraç olayında Rabbini gördüğünü ifade etti. Daha sonraki işte Medine'de gelen ayetlerde Allah'ın zahir olduğunu, nereye bakarsanız Allah'ın veçini görürsünüz ayetleriyle bütün müminlerin de aslında bu sırra ilk defa vakıf olduğunu anlıyoruz. Yani bunu doğru anlarsak önceki dinlerden çok farklı bir şey söylüyoruz. Onun için Allah'ın müşahede edilmekte olduğu bilgisini ben her konuşmamda dile getiriyorum ki bu iyice hafızalara nakşedilsin diye. Çünkü bizim gerçek anlamda Müslüman olmamız kelime-i şehadeti doğru anlamamıza bağlı. Çünkü hani itikat çok önemlidir diyoruz ya, itikadı eğer bir kişinin düzgünse yani ona az bir amel kurtarır. Ama itikadı bozuksa istediği kadar ibadet etsin o işe yaramıyor. Bizim görüşümüze göre, İslam görüşüne göre. O nedenle Resulullah diyoruz mesela. Nebiyullah demiyoruz daha ziyade. Kelime-i şehadeti söylerken bile abduhu ve resuluhu diyoruz. Ve nebiyuhu demiyoruz. İkinci önemli bir özelliği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber oluşu. Yani kendisinden sonra artık başka bir peygamber gelmeyeceği. Hatemen nebi oluşu. Nebilerin sonuncusu. Peki nebilerin sonuncusu ama resullerin sonuncusu diye bir ifade var mı? Yok. Neden Resulların sonuncusu diye bir ifade yok? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i
gerçek manasıyla doğru anlayan bir kişinin artık nebilik anlayışı sona ermiş demek. O zaman resullük anlayışı geliyor. Ben ikisinin arasındaki farkı şöyle anlatmaya çalışıyorum. Mesela nebi diye ifade ettiğimiz görünmeyen bir yaratıcıdan mesaj alıp görünen insanlara bunu aktarmasıdır. Yani haktan mesaj alıp halka anlatmasıdır. Şimdi Resul dediğimiz zaman hatırlayın, Resul kelime anlamıyla elçi anlamına gelir. Elçi de halkı değil de kralı muhatap alır. Yani bugün elçilerin görevi halkla muhatap olmak değildir. Onların görevi kralla, yani üst mertebedeki bir şahısla, varlıkla muhatap olmasıdır. Dolayısıyla biz eğer nereye bakarsak Allah'ı gördüğümüz idrakine ulaştığımız zaman artık Resulullah'ın bilincine ulaşmış oluyoruz. Yani önceki nebilerin değil de Resulullah'ın bilincine ulaşmış oluyoruz ki buna Muhammedi bilinç denir. O zaman kişi hak ile muhataptır. İşte burada nereye bakarsa baksın, nereye bakarsa baksın gördüğü aslında artık haktır. Hakkı müşahede etmektedir. Haktan gayrı bir şeyin olmadığının idrakine ulaşmıştır. İşte hak geldi, batıl zail oldu. Yani ayeti de bunu anlatıyor. Önceki anlayışlar son gelen bilgilerle, yani Allah'ın vahyiyle, bilgilerle biz bunu idrak etmiş oluyoruz. İşte bu idrake ulaştığınız zaman önceki anlayışlar artık anlamını kaybediyor. O zaman yepyeni bir anlayış ortaya çıkıyor. İşte Resulullah'ı kabul edemeyişlerinin sebebi de kendi ata dinleri olan, önceki atalarından öğrenmiş oldukları bu nebilik anlayışının aslında onlar için çok önemli olduğundan dolayı onları terk edemeyişlerdir. Mesela bak biz Hristiyanlara, Yahudilere bile ehli kitap deriz. Yani kitap ehli. Önceki kitapların ehli. Yani önceki peygamberlere göndermiş olan bilgilerle, kitaplarla yol alıyorlardı. Ama şimdi Resulullah'a gelen bilgi bunların çok ötesinde, üstünde bir bilgi. Yani bu son bilgiler geldikten sonra artık bir peygamberin, yani bir nebinin gelmesinin bir anlamı yoktur. Eğer birisi çıkar da ben işte Allah'tan mesaj alıyorum veyahut da işte yüce ruhlardan mesaj alıyorum, İşte bana şunu dediler, bunu dediler, yok ben kanalım, kanal görevi yapıyorum, yüce üstadlardan bilgiler alıyorum, size bunları anlatıyorum falan diyenler olursa bunların geçerliği yoktur İslam inancına göre. Dolayısıyla burada son noktayı aslında koymuş oluyor Resulullah. Ve bunu yapmakla da aynı zamanda bütün insanlara da şefaat etmiş oluyor. Yani bütün insanların kurtulmasına vesile olacak bir mesajı getirmiş oluyor. İşte onun için Resulullah'ı anlamadan Hazreti Ali'yi anlayamayız. Hazreti Ali'yi anlamadan Hazreti Mevlana'yı, Yunus'u, Muhyiddin Arabi'yi, İmam-ı Rabbani'yi anlayamayız. O nedenle her şeyin temeli Hazreti Muhammed'e dayanır. Hazreti Muhammed'in anlattığı İslam'ı, Hazreti Muhammed'in anlattığı Allah'ı, bildirdiği Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'de açıklanan Allah'ı tanımak ve bilmek durumundayız. Evet diyebiliriz. Şöyle mesela Peygamberimizin bir hadisi vardır. El ulema'yu verasetül enbiya. Bak. El ulema'yı alimler, nebilerin, enbiya nebiler demektir. Nebilerin varisleridir diyor. Şu anda ilahiyatçılar, diyanetlikler, İslam alimleri nebilerin nebilik anlayışının varisleridir. Yani şimdi Resulullah'ta hem nebilik anlayışı var hem de resullük anlayışı var. Bize sağ olsunlar nebilik anlayışlarını çok güzel anlattılar, anlatıyorlar da hala. Öbür taraf yok. İşte bizim hakikat dediğimiz, ledün ilmi dediğimiz, herkesin açık ve net bir şekilde anlayamadığı, idrak edemediği
bir ilim daha var. Ledün ilmi, hakikat ilmi dediğimiz ilim var. Bu ilmi bilmiyor Müslümanlar. Bu ilmi bilmedikleri için de yanlış bir yola sapıyorlar. Yani eski anlayışlar, eski peygamberlerin bize getirdiği, verdiği mesajlar doğrultusunda haber yaşantılarını sürdürüyorlar. O nedenle yani Resulullah'ın Resullük yönünü daha iyi anlamamız lazım. İşte Resulullah'ın esas Resullüğü, yani kendisine kitap gönderilen diyoruz da, şu anda geçerli olan tek kitap da Kur'an-ı Kerim olduğuna göre, demek ki Kur'an-ı Kerim son kitaptır, en son versiyondur diyelim. En son versiyon öncekileri nesheder, ortadan kaldırır, anlamını hükümsüz kılar. Onun için bugün hani ayette de diyor ki, اِنَّتْ دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ İslam. Allah'ın katındaki tek din İslam'dır. Ve tek kitap da Kur'an'dır. Tek peygamber de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani önceki peygamberlerin artık anlayışlarının sona erdiği de burada ifade ediliyor. Her ne kadar mesela ehli kitap desek de biz Yahudilere veya Hristiyanlara, onlar gene kafir olarak görünüyor. Kafir ne demek burada? Kafir hakikati anlamamış, gerçeği fark edememiş, işin hakikatini anlamayan kişilere kafir deniyor. Bak Kur'an'daki tanımlaması da, onların gözlerinin önünde perde vardır, kulakları mühürlenmiştir ve kalpleri de mühürlenmiştir diyor. Yani adeta hakikati göremiyorlar. Hatta bir de kafirin şöyle bir anlamı vardır. Hakikati anladıktan sonra, bildikten sonra bunu aşikar etmemek, söylememek, gizlemek, örtmek anlamına da geliyor. Yani hakikati bilmeyen de kafir, bilip de söylemeyen de kafir durumunda oluyor. Yani çok enteresan. Bugün bu konuları ben birçok alimin bildiğini biliyorum. Söylemedikleri için de maalesef kafir durumunda oluyorlar. Gerçekleri sakladıkları için. Bakın şu anda anlatılmaya çalışılan, yani anlatmaya çalıştığımız gerçek İslam'a bir tane ilahiyat profesörü çıksa, televizyonlarda bunları söylese, bu böyledir dese, bugün insanların çoğu bunu kabul edecektir. Çünkü itikat burada çok önemli. İtikatta bizim bozukluğumuz var. İtikadımız düzgün değil. Onun için ibadetlerimiz de işe yaramıyor. İbadetler bir sonuç vermiyor. Onun için bakın şu anda İslam 1400 yıldan beri geçerli olmasına rağmen neden hala daha dünyada azınlık durumundayız? Yani dünyanın nüfusu 7,5-8 milyara ulaşmış. Müslümanlar, yani Müslümanım diyenlerin, o da bilinçli değil de, sayısı da 1,5 milyar civarında. Yani çok azınlık. Bunları da şuurlu olanlar düşünürsek çok daha azalıyor bu sayı. O zaman neden böyle oluyor derseniz, madem hak din, madem insanın fıtratına en kolay, anlaşılması en kolay, en basit bir din, neden böyle diye düşünüldüğü zaman işte burada bir bit yeniği var diye düşünüyor insan. Neden böyle olmuş? İşte ta bu Peygamber Efendimiz zamanında başlamış. Peygamber Efendimiz'in getirdiği mesajı zaman içerisinde örtmüşler, gizlemişler. Hatta birçok hurafe bilgilerle, hadisler diyerek insanlara bunları empoze edilmiş. İşte önceki dönemler oldukça karanlık. Yani halifelik döneminden sonraki dönemler karanlık. 100-300 yıllık bir aralık var. Orada ne olduğunu kimse bilmiyor. Ondan sonra işte Emeviler, Abbasiler falan gelmişler. İş saltanata dönüşmüş. Yani tabii aynen, aynen. İşte o zaman biz İslam'ı gerçek mahiyetiyle değil de mevcut hakim güçlerin istedikleri tarzda anlamaya zorlanmışız. İşte sıkıntımız oradan kaynaklanıyor. Onun için şimdi tekrar gene Besrına döneceğim, ama Besrına dönmeden önce, yani Besmele'yi anlatmadan önce bunun bilinmesi lazım. Mesela diyoruz ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Yani Besmele'nin manasını. İşte bu mana bile baştan insanları
görünmeyen bir Allah var da o görünmeyen Allah'ın adını anarak bu işi ben yapıyorum gibi bir mana ortaya çıkıyor. Çünkü şu anda halkımızdan, Müslümanlardan çoğuna sorsanız, sen Allah'ı görüyor musun deseniz, haşa der. Yani Allah görünür mü? Allah görünse, o da ahirette cennete girenler Allah'ın cemalini görebilir. O da bir rivayete göredir. Yani bizim mezhebe göre Allah'ın cennette görüleceği söyleniyor. Ama o zaman Allah görülür mü görülmez mi tartışması yerine Kur'an'daki ayetlere bakmak lazım. Onun için Allah'ı iyi tanımak gerekiyor. Allah'ı iyi bilmek gerekiyor. Buna marifetullah denir. Allah'ı bilmek. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbahu. Nefsini bilen Rabbini bilir. O zaman Allah'ı tanımak için Allah'ın zati sıfatlarını, subuti sıfatlarını ve esmalarını bilmek gerekiyor. Bak mesela neden biz diyoruz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bak iki tane Allah'ın ismini bahsettik burada. Esma-ül Hüsna'dan en önemli iki isminden bahsettik. Rahman ve Rahim olan. Ne demek Rahman? Ne demek Rahim? Bunları anlamazsa bir kişi Belsar'ını anlayamaz. O zaman Rahman nedir? Rahim nedir? Allah'ın esmalarındandır bu. Mesela aynı zamanda Allah'ın esmalarından hep bunu söylüyorum iyice öğrenilsin diye. Allah'ın evvel ismi, ahir ismi, zahir ismi, batın ismi var. Zahir ismi görünmekte olduğunu söylüyor. Batın ismi görünmediğini söylüyor. Yani Allah'ın bir görünen yüzü bir de görünmeyen yüzü var diye söylüyorum. Görünen yüzü gördüğümüz şeyler. İşte yer, gök, ağaçlar, ormanlar. Yani görebildiğimiz her şey yeryüzü, gökyüzü. Hepsi Allah'ın yüzü. Bir de göremediğimiz yüzü var. İşte o da hücreler, moleküller, atomlar, atom altı parçacıklar falan. Yani bu bizim algılamamıza göre değişiyor. Mikroskopun altında bakarsan hücreleri görebilirsin. Hatta molekülleri de görebilirsin mikroskoplarla. Demek ki Allah'ın zahiri dediğimiz zaman görünen her şeyi anlıyoruz. Yani her şey Allah'ın zahirini anlatmış oluyor. Görünmeyen her şey, görünen her şey. Yani her şey dediğimiz zaman, yani her şey demek, varlık demek. Yani gördüğümüz her şey aslında bir şeydir. Yani bir tane varlıktır. O da Allah'tır. İşte Allah'ın... Tabii mesela şöyle desek de olur. Yani Bismillah desek de olur. Yani Allah'ın ismiyle desek de olur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle deyişimizin sebebi ne? Yani neden böyle biraz uzatıyoruz? Neden Rahman ve Rahim'e öncelik veriyoruz diye aklınıza gelebilir. O da şöyle anlatayım. Rahman'ın kelime anlamı bu dünyaya ait bir mana ifade eder. Yani bu dünyada kafir, mümin ayırt etmeden herkese nimetini veren demektir. Demek ki dünyaya ait. Bakın dikkat edin, kafiri ve mümini ayırt etmiyor. Bak bu çok önemli. Kafiri ve mümini ayırt etmiyor. Peki rahim özelliği nedir? Rahim özelliği ahirete yönelik bir özelliktir. Müminlere, kendine inananlara rahmet eder, onu cennete koyar ama inanmayanları da cehenneme atar. Onu kendine uzaklaştırır. Bak orada bir ayrım var. Müminlerle kafirleri ayırt ediyor. O zaman rahimiyette bir ayrım vardır. İkilik vardır. Cennet, cehennem ikiliği vardır. İyi insan, kötü insan ikilimi vardır. İyiler, kötüler, güzeller, çirkinler ayrımı vardır. İşte bu rahim özelliği aslında biraz düşünürseniz şeriatı anlatır. Ama rahimiyet özelliği ise hakikati anlatır. Yani hakikatte kafirle mümin arasında fark yoktur. Marifette, şeyde rahimiyette müminle kafir arasında fark vardır. İşte rahimiyet teklik bilincini anlatır. Rahimiyet ise ikilik ve çokluk bilincini anlatır. Dolayısıyla rahmaniyet hakikati, rahimiyet şeriatı anlatır. İşte bu ikisi de Allah'ta vardır. Hem hakikat hem de şeriat. İşte bu durumda bir kişi hem hakikat bilgisine
hem de şeriat bilgisini biliyorsa, o zaman bu marifet ehlidir. Yani marifet, şeriat ile hakikati birlemektir, bütünleştirmektir. Yani teklikle çokluğu birlemektir. İşte teklikle çokluğu birlerseniz, o zaman Allah olur. İşte o zaman Allah oluyor. Bismillah demek, marifet bilincine ulaşan, marifetullah'a eren bir kişinin söyleyebileceği bir sözdür. Eğer bir kişi marifetullah boyutuna ulaşmadıysa, ki Resulullah'a kadar hiçbir peygamber bu bilince ulaşmamıştır. Marifet bilincine ulaşmamıştır. Marifet bilincine ulaşmak için önce şeriatı iyi bilmeniz gerekiyor. Yani içerik ve çoklukta olmanız lazım. Daha sonra da tekliği bilmeniz lazım. Hakikati anlamanız lazım. İşte mesela Hazreti Muhammed'e en yakın olan kronolojik olarak Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Hazreti İsa Aleyhisselam hakikat bilincine ulaşmıştır. Musa Aleyhisselam şeriat bilincinde kalmıştır. Hazreti Muhammed ise hem hakikat bilinci hem de şeriat bilinci vardır. İkisi beraber vardır. Dolayısıyla zahiren şeriata göre hareket eder, batinen de hakikat bilincine sahiptir. Onun için biz marifeti hakikat bilinciyle şeriatı yaşamak diye anlatırız. Yani sen hakikati anlamadan, öğrenmeden kemale ermiş olamıyorsun. Ama sadece hakikati öğrenmekle de kemale ermiyorsun. Tekrar yine şeriata dönmen lazım. Hani Miraç olayında peygamberin miracını yaptıktan sonra tekrar yeryüzüne iniyor ya, onun gibi. Biz namaz kıldığımız zaman miracımızı yapıyoruz ama ondan sonra namaz bitiyor. Tekrar dünyaya dönüyoruz. Eşimizle, çoluk çocuğumuzla vaktimizi geçirmeye devam ediyoruz. Demek ki bir kişi hakikat bilincini anlamadığı sürece marifete eremez. Peki işte şimdi Besmele'nin manasını daha iyi anlayabiliriz. Rahman ve Rahim olan Allah derken hakikat bilincine ve şeriat bilincine vakıf olan bir kişiden söz ediyoruz. Yani ikisi de var. Allah kavramının içerisinde hem şeriat hem de hakikat bilgisi vardır. İşte Allah'ın adıyla diye ifade ediyoruz ya, Bismillah dediğimiz zaman Allah'ın adıyla diyoruz. Allah'ın adını anarak bu işi ben yapıyorum şeklinde anlaşılıyor. Bunu biraz daha açalım. Meallerin çoğunda böyle görünür ama Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle demek daha doğrudur. Ve burada daha kolay anlaşılır. İsmiyle demek, isim biliyorsunuz Allah'ın isimleri var. Allah'ın isimleri, 99 tane Allah'ın ismi var diyoruz. İşte Allah ismi de bu isimlerin hepsini kuşatır. Yani Allah dediniz mi, bütün isimleri söylemiş olursunuz aynı anda. O zaman Allah'ın ismiyle demek, yani Allah'ın özelliklerini, Allah'ın özelliklerini, esmalar demek, özellikler demek. Dolayısıyla Allah'ın özelliklerini kullanarak bu işi ben yapıyorum manasına gelir. Yani bunu ben kendi özelliklerimle yapmıyorum. Yani kendime ait özelliklerle yapmıyorum. Kendime ait elimle, kendime ait ayağımla yapmıyorum bu işleri. Yani gördüğümü kendi gözümle görmüyorum. Kendi kulağımla işitmiyorum. Kendi dilimle konuşmuyorum. Yani Allah'ın bana vermiş olduğu vücudu kullanarak yapıyorum. Allah'ın bana vermiş olduğu gözü kullanarak, eli kullanarak, dili kullanarak, kulağı kullanarak, Allah'ın vermiş olduğu vücudu, yani Allah'ın vermiş olduğu varlığı kullanarak, yani şu bizim etten kemikten diye gördüğümüz şey aslında Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimettir, bir varlıktır. İşte ben bunu kullanarak bunu yapıyorum manasına geliyor ki bu emaneti aslında sahibine vermek demektir. Yani bu emanettir. Yani bize verdiği bu özellikler, bu vücut, bu varlık bize emanettir. İşte onun emanetini kullanarak bu işi ben yapıyorum diyorsunuz. Yani yapan benim. Ama o olmasaydı, yani bu özellikler bana verilmemiş olsaydı ben bunu yapamazdım şeklinde. Yani bütün güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu, Allah'tan başka bir güç ve kuvvet sahibi olmadığını
idraki içerisinde ben bunu yapıyorum manasına gelir. Hani şeylerde, konserlerde falan seyretmişsinizdir. Bir as solist vardır, bir de işte orkestra takımı vardır. İşte şeyin, şarkının sonunda herkes as solisti alkışlar. Ama as solist de ne yapar? Hemen orkestrayı gösterir ve onların da alkışlanmasını ister. Neden? Çünkü bunu ben tek başıma ben söylemedim bunu. Onların da desteğiyle söyledim diye onların şeyini, emeğini de dile getirmiş olur. İşte burada buna benzer tarzda biz de yaptığımız her işi Allah'ın bize lütfetmiş olduğu, vermiş olduğu özellikleri kullanarak yaptığımızı dile getirmiş oluyoruz. Yani ben bu işi yapıyorum ama bu el benim elim değil. Bu el Allah'a aittir. Ben bunu gözümle görüyorum ama bu göz bana ait değil, Allah'a aittir. Bu kulak benim değil, Allah'a aittir. Zaten bunu da hep halk arasında bilmiyor muyuz? Yani Allah bize bu vücudu emanet vermiştir demiyor muyuz? Ne zaman? Ölünce bu emaneti bizden almış oluyor. Yani eğer bizim olsaydı vermezdik. Yani madem ki tamamen bizim olsaydı vermezdik. Ama geçici olarak burada bize böyle bir emanet veriyor. Ama sen yakine erince, bakın yakine erince diye özellikle söylüyorum. Çünkü yakini ölüm anlamında da kullanıyorlar. Yanlış olarak. Çünkü ölüm kelime olarak mevt anlamına gelir. Yakin, uyanmak, aydınlanmak anlamına gelir. Kendine gelme anlamına gelir. Onun için yakin gelinceye kadar bizim bir vücudumuz var. Ancak yakin geldikten sonra bize yeni bir vücut verilecek. Yani hani öldükten sonra yeniden dirilme olayı var ya, vel ba'su ba'del mevt. Öldükten sonra tekrar dirilmek. İşte o zaman bize yeni bir vücut verilecek. O vücut artık bakidir, ölümsüzdür. Yani o vücut verildiği zaman, ki hani ne zaman oluyor? Hani mezardan kalkıyoruz falan diyoruz ya. Yani işte bunlar halkın anlayabileceği şekilde ifadeler. Yani normalde kendinin etten kemikten, topraktan bir varlık olduğunu bilen kişilerin toprağa gideceğini ve yeniden o topraktan yeniden insanın oluşacağını düşünenler için yeniden bir beden olmuş oluyor. Mezarından kalkıyor mesela. İşte o bedeni artık mahşer yerinde de var. Mahşer yerinde hesap kitabı olduktan sonra da var. İster cennete gitsin, ister cehenneme gitsin, sonsuza kadar o beden onun olacak. Yani buradaki beden emanet, öbür taraftaki beden artık emanet değil. Tamamen verilmiş, bir daha geri alınmayacak. Yani sonsuza kadar insanlar yaşamlarını sürdürecekler. İşte yakin gelmesi demek, yani ölüm gelmesi anlamında düşünürsek bunu böyle. Ama yakin gelmek, uyanmak diye düşündüğümüz zaman Resulullah'ın bize bildirdiği gerçek mesajı, gerçek İslam'ı anladığınız anda bu gerçekleşiyor zaten. Ölmeden önce ölmüş, ölmeden önce de dirilmiş oluyorsun. O zaman sen farklı bir boyuta geçiyorsun. Yani şu anki yaşayan insanların yaşadığı boyut başka bir boyut, artık senin yaşadığın boyut başka bir boyut oluyor. Yani peki bu boyuta geçiş nasıl sağlanıyor? İşte bak, bu ayetlerle çok rahatlıkla sağlanıyor. Şimdi mesela biz çok şanslı bir noktadayız insanlar olarak. Bilim artık bir takım şeyleri çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Hani özellikle kuantum fiziğinin ortaya koyduğu, gördüğümüz şeylerin hepsinin dalgalar ve titreşimlerden olduğu bilgisi bizim bilincimizi, yani kolay bir şekilde açılmasını sağlıyor. Ama eskiden kuantum fiziğini bilmiyordu ki kimse. Yani ne Mevlana'lar, ne Yunus'lar, ne Şah-ı Nakşibendiler, ne Abdülkadir Geylani Hazretleri, ne İmam-ı Rabbani'ler kuantum fiziğini bilmiyordu. Yani bu bizim bildiğimiz şekilde, net bir şekilde bilmiyorlardı. Ama bu ayetlere dayanarak, Resulullah'ın bu getirdiği mesajı göz önünde tutarak o boyuta geçiş yaptılar. Yani sırra kadem bastılar. Hani bu Evliyaullah'ın adı anıldıktan sonra arkasına KS diye bir ifade kullanılır. Mesela kuddese sırruhu, yani
Allah onların sırlarını kutsasın anlamındadır. Yani onlar artık bir sır taşıyorlar. Gerçek bir sır taşıyorlar. İşte bu sırları ifşa ederseniz başınıza bir sürü sıkıntı gelebiliyor. Kendini bilmezler tarafından. Yani dünyayı, ülkeyi yönetmeye çalışanlar tarafından sizin başınıza bir durum gelebilir. Ve gelmiştir de zaten. Bunları söyleyenlerin başına hep gelmiştir. Çünkü doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar denir. Dolayısıyla bunlar bugün de açık bir şekilde söylendiği zaman, ki ben bununla da çok karşılaşıyorum, diyorlar ki bana, hocam diyorlar, siz mürşitsiniz ama kamil bir mürşit değilsiniz. Çünkü kamil mürşitler bu hakikat bilgilerini böyle ulu orta söylemezler. Ben de diyorum ki, bak ben de diyorum ki herkes bunu duysun. Ben mürşit değilim. Yani hiçbir kimse beni mürşit olarak görmesin. Hele hele kamil bir mürşit hiç değilim. Ben sadece basit, gerçek manada İslam'ı araştırarak, inceleyerek öğrenmiş olan bir mümin ve bir Müslümanım. Ve mümin olduğumu da amentüyü gerçek manasıyla idrak ederek söylüyorum. Kelime-i şehadeti de gerçek manasıyla idrak edip söylüyorum. Ve bunu anlamak isteyenlere, öğrenmek isteyenlere de açık ve net bir şekilde herkesin kolay anlayabileceği şekilde de anlatmaya çalışıyorum. Bunun ötesinde benim hiçbir ünvanım yok. Yani ben bir İmam Hatip mezunu değilim. İlahiyat mezunu değilim. İlahiyatta akademisyenlik yapmış olan birisi de değilim. Ben normalde bilimsel yoldan giden işte tıp fakültesini bitiren bir doktor ve daha sonra da öğretim üyesi, profesör olan ve profesör olarak da emekli olan bir kişiliğe sahibim. Aynı zamanda da müminim ve Müslümanım. Bunun ötesinde bir özelliğim yok. Yani değil mürşitlik, derviş bile değil. Yani bunu böyle bilsin arkadaşlar. Yoksa sen şöyle değilsin, böyle değilsin ama ben hakikati anlatmak durumundayım. Yani şu anda cahiliye dönemi yaşanıyor. Bütün dünyada cahiliye dönemi yaşanıyor. Nasıl Resulullah'ın Mekke'deyken cahiliye dönemi yaşanıyorsa bugün de cahiliye dönemi yaşanıyor. Cahiliye döneminde nasıl Resulullah hakikati açık ve net bir şekilde dile getirmişse ve bunun sonucunda da birçok sıkıntılara katlanmışsa, yani gerçek manada Resulullah'ın yolunda giden kişilerin bunları düşünmesi ve bunları göz önünde alması gerekiyor. Mesela Peygamber Efendimiz'e tabiiz, ehli sünnetiz diyoruz. Yani Peygamberimiz ne yaptıysa biz onu yaparız diyoruz. Tamam, ne yapmış Peygamberimiz? Misvak kullanmış. Tamam, kullanalım. Ondan sonra sakal bırakmış. Bırakalım. Cübbe giymiş, giyelim, sarık sarmış, saralım. Şimdi Peygamberimizin yolunda mı oluyoruz böyle yapınca? Bu anlayışı düşünürseniz, bunlar zaten Mekke'nin müşriklerinin kıyafetiydi bu. Yani onlar da böyle giyiniyorlardı. Onların da sakalları vardı. Yani şekil değil. Ha, namaz derseniz onlar da namaz kılıyordu. Oruç derseniz oruçta tutuyorlardı. Haçta yapıyorlardı. Yani bu ibadetlerin hepsi vardı. Bu ibadetleri yapmakla Müslüman olunmuyor. Önemli olan itikattı. İtikat düzgün olmazsa ameller işe yaramaz. Peki Resulullah ne yapmaya çalıştı? Resulullah içinde bulunduğu toplumun yanlışlarını ortaya koydu. Yani atalarınızın dinine tabi olmayın. Onlar yanlış yoldalar. İşin doğrusu Allah'ın size gönderdiği mesaj doğrultusunda Allah'ı tanımanız, bilmeniz ve onun buyrukları doğrultusunda güzel bir insan olarak, güzel ahlaklı bir insan olarak yaşamınızı sürdürmeniz. Yani Allah'ı bilen bir insanın kötü bir ahlakının olması söz konusu olamaz. Hani Peygamberimiz diyor ya, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani birisinin ben Müslüman olduğuna ne zaman şahitlik ederim? Eliyle ve diliyle hiç kimseye zarar vermiyorsa, herkes ondan eminse, o zaman o Müslümandır.
Ama başkalarını eliyle incitiyorsa, diliyle incitiyorsa, onların gönüllerini kırıyorsa o kişi gerçek anlamda Müslüman olamaz. Yani evet. İşte o zaman bu çerçevede düşünürsek besmelenin manasını tekrar söyleyeyim. Ben bunu Allah'ın bana vermiş olduğu özellikleri kullanarak yapıyorum manasına gelir. Bunu böyle bilmek lazım ve bu her an Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimeti hatırlamanın bir yoludur. Onun için biz her adımımızda besmele çekeriz. Kapıyı açarken Bismillahirrahmanirrahim deriz. Ondan sonra kitap okumaya başlarken besmele çekeriz. Konuşmaya başlarken besmele çekeriz. Yani çekiliyor da manası tam olarak idrak edilemeden çekiliyor. Ve bir gitmiyor. Ve gerçek manada besmeleyi bilerek, idrak ederek söyleyen bir kişinin konuşmasıyla, onun hal ve hareketleriyle, tavırlarıyla bunun manasını idrak etmeden söyleyenin konuşmaları, tavırları aynı olmaz. Bak ne diyor Kur'an'da? Kul hel yestevillezine yalemüne ve lezine la yalemun. Peki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Peki şimdi neyi bilenle neyi bilmeyen? Bir, kendini bilenle kendini bilmeyen bir olmaz. Rabbini bilenle Rabbini bilmeyen bir olmaz. Haddini bilenle haddini bilmeyen bir olmaz. Onun için be sırrı çok açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse ben demektir. Ben bu işi Allah'ın özelliklerini kullanarak yapıyorum. Yani ben yapıyorum. Ha bak. Şimdi eğer Allah'ın vermiş olduğu güç ve kuvvet olmasaydı onu sen nasıl atacaktın? Ancak bir şeyi Allah'ın yapması durumunda ondan Allah sorumlu olur. Eğer bir şeyi biz yaparsak biz sorumlu oluruz. Peki o zaman hangi şeyleri biz yapıyoruz? Hangi şeyleri Allah yapıyor? Şimdi Peygamberimizin bir sözleri vardır, hadisler vardır, bir de ayetler vardır. Yani ayetler geldiği zaman ki Resulullah'ın hali farklı oluyor. Ama ayet değil de kendi sözüyse o zaman normal bir söz halinde oluyor. Yani ikisi arasında fark vardır. Yani birisi Resulullah olarak, yani Allah'ın Resulü olarak söylediği sözler vardır. Yani ikilik bilincinde. Kendine ait, bu dünyaya yönelik, insanlara yönelik kendine ait tavsiyeleri vardı. Bir de Allah'tan gelen, yani o Allah'tan gelen dediğimiz Peygamberimizin içinden geliyor, özünden geliyor. Dökülüyor. Yani onu durdurma mümkün değil. Yani adeta bir trans halinde geliyor bu. İşte bu trans halinde gelen bilgiler Allah'tan veya trans halindeyken yapılan işler Allah'tan ama normal haldeyken yapılan işler de kuldan biliniyor. Onun için mesela şöyle anlatayım size. Mesela yolda gidiyorsunuz arabayla. Arabayla giderken karşınıza bir çocuk çıktı ve onu tam çiğnetmek üzereyken, kaza olacakken bir hareket yapıyorsunuz ve çocuk kurtuluyor. Bak ne diyoruz? Allah korudu diyoruz. Yani o çocuğun korunmasını kendimizden bilmiyoruz. Çünkü o anda yaptığımız şey bizim kendi bilincimizle, idrakimizle yapılan bir şey değil. Refleks olarak yapılan bir şeydir. İşte bu refleks olarak yapılan şeyi hiçbir güç durduramaz. Yani insan aklını kaybettiği zaman, kendinden geçtiği zaman ne yaptığını, ne ettiğini bilmez. Mesela öyle bir öfkelenir ki, öfkelendiği zaman aklını kaybeder, aklını kaybettiği zaman da önüne geleni döker, saçar, hatta öldürür. Sonra kendine gelince pişman olur. Ben nasıl yaptım bunu der. Yani ben normal halimde bunu yapmazdım ama nasıl oldu? İşte sen orada kendinden geçtin. İşte insanlar kendinden geçtikleri zaman olumsuz şeyler de yapabilir, olumlu şeyler de yapabilir.
Olumsuz şeyler yapınca mahcubiyet duyar, pişman olur, özür diler. Ama rahmani ise bu şey, ondan özür dilemez. Çünkü o bir anlık gafletle olan bir şey değil. O anda o kişiden seslenen hakkın kendisidir. Hani sen atmadın, Allah attı. İşte o anda, daha önceden başka şeyler atsaydı, o Hazreti Muhammed'e atfedilecekti. Ve mâ rameyte, iz rameyte, ve lakinnallâhe rama. Onu attığın zaman sen atmadın, Allah attı diyor. Demek ki o atış Allah'ın atışı. Yani burada şunu anlıyoruz. Allah yeri gelince kendi bize verdiği emanetini bizzat kendisi kullanıyor. Ama geri kalan zamanlarda da sana bırakıyor. Emanete nasıl davranacak? İhanet mi edecek yoksa emanetin gereğini mi yerine getirecek diye seni test ediyor. İşte Allah bazı kişileri korur. Yani kendine yönelenleri, kendini sevenleri korur. Kendi razı olduğu kişileri korur. Özüne kavuşanları, kendine gelenleri korur. Edepsizlik edenleri, kendini bilmez olanları, bencil olanları, başkalarına zarar verenleri de kendi haline bırakır. Zaten insan Allah'ın yardımı olmazsa, kendi haline kaldığı zaman da yapacağı şeyler, hiç güzel şeyler olmuyor. Onun için bizim her an Allah'la beraber olduğumuz idraki içinde olup buna göre hareket etmemiz lazım. Yani besmele belki de hani bir an için unutmuş olsak bile bunu hatırlatmanın bir anahtarıdır. Yani besmele çekerken bu söylediklerimi hatırlarsanız her an Allah'ın sizinle beraber olduğunu ve her an size yardımcı olmakta olduğunu idrak etmiş olursunuz. Evet, onun için insan haddini, hududunu bilecek. Şimdi artık işte koronavirüsü çıktı. İnsanlara haddini, hududunu bildiriyor. Sosyal mesafe diye bir mesafe koydu. İnsanlar tabii haddini bilmeyince böyle küçücük bir virüs bile insanların haddini bildiriyor. Ölçülerini bildiriyor. Ne şekilde davranmaları gerektiğini onlara öğretiyor. İnsanların öğrenmesinde en önemli yöntemlerden birisi korkudur. Yani kendini bilmezler, bir takım şeylerle korkutulduğu zaman hizaya girer. Ama korkutulmazsa sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi eline geçirdiği imkanları başkalarını sömürmek için, başkalarını kullanmak için kullanır. Onun için Allah da haddi aşanları sevmez, zalimleri sevmez. Dolayısıyla onlara da yardımcı olmaz. Şimdi eski hani bildiğimiz inanışta biz burada iyi veya kötü bir takım şeyler yapıyoruz. Sonuçta öldükten sonra gidip onun hesabını vereceğiz gibi bir anlayış da ortaya çıkabiliyor genellikle. Öyle değil. Allah sirrül hisaptır. Yani hesapları çok hızlı görür. Yani senin yaptığın şeyin karşılığını anında verir. Yani çok uzun sürmez. Anında. Mesela sen iyi bir şey yapıyorsan o iyi bir şey yaptığının güzelliğini içinde hemen yaşarsın. Yani enerjin yükselir. Kendine gelirsin. İşte güzel şeyler yaptığın zaman Allah'a daha çok yakın oluyorsun. Allah sana yardımcı oluyor. Ama sen kötü şeyler yaparsan enerjin düşüyor. Yani enerjin düşüyor. Mesela kötü bir şey düşündün, negatif enerji. Bu normal insanlar için iyi şeyler insanın enerjisini yükseltir. Ve rahatlamasına ve huzura ermesini sağlar. Ama kötü yaparsa, kötü yaptığının düşüncesindeyse o da enerjisini düşürür. İşte günah dediğimiz şeyler kişinin enerjisini düşüren şeylerdir. Sevaplar da kişinin enerjisini yükselten şeylerdir. Ancak bazı kişiler var ki bunlardan olay tersine çalışıyor. Yani kötülük yaptıkları zaman böyle enerjileri güçleniyor. Başkalarına zarar verdikleri zaman, başkalarına sıkıntı soktukları zaman, başkalarını gasp ettikleri zaman, onları öldürdükleri zaman,
enerjileri yükseliyor. Eğer bunu yapamazlarsan enerjileri düşüyor. İşte bunlar insanları, onlar da ters çalışıyor işte. Yani sistemde iki şey var, güç var. Birisi pozitif, birisi negatif. Şimdi bazı kişiler bu negatif güçlerin etkisi altına girebiliyor. Ne zaman giriyor? Eğer hakka, hakikate tutunmazsa, doğru yolda gitmezse, yani vicdanının sesini dinlemezse, o zaman öbürlerinin etkisine girebiliyor. Onun için yapılacak şey her an Allah'la beraber olduğumuzun idrakine varmak, her an Allah'a sığınmak. Yani Allah'la beraber olduğumuzun idrakinde olmak. Mesela çocuk herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ne yapar? Hemen annesinin kucağına gider. Annesine sığınır, değil mi? Şimdi bu zaten biz her an Allah'la beraberiz. Yani nereye bakarsanız Allah'ı gördüğünüze göre, sizin gördüğünüz, görmediğiniz her şey o olduğuna göre biz adeta onun kucağındayız. Yani onun adeta hani bebeği gibiyiz. Yani bizi koruyor, kuşatıyor falan. Ama ne zaman ki biz bundan gafil olduk, yani Allah'la beraber olduğumuz düşüncesinden bir an için uzaklaştık, nefsimize uyduk, keyfimize göre hareket etmeye başladık, başkasına zarar vermeye başladık, İşte o zaman sıkıntı geliyor. Onun için şeyden, besmeleden önce de genellikle Euzu billahi mineşşeytanirracim denir. Yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Zaten bunun böyle olduğunu idrak etmek gerekiyor. Zaten uyanmış olan kişiler her an Allah'la beraber olduklarının farkında oldukları için onlar için bir korku da kalmamıştır, endişe de kalmamıştır. Evet. Evet. İnşallah. Tabii. Hani Allah nurunu tamamlayacaktır diyoruz ya. Ona inandıktan sonra hiçbir sorun yok. Zaten uyanmış olanlar o nurun içinde kendilerini bulacaklardır. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah, inşallah. Ben teşekkür ederim. Tamam, inşallah. Bu sefer buna dikkat edeceğim. Geçen sefer yanlışlık oldu. Evet. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, geliyor. Yani benimki hala devam ediyor ama senin saatle benimki biraz farklı olabilir. Hı. Hı. Valla hani Kur'an'da diyor ya, kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görür, kim zerre miktarı kötülük yaparsa da karşılığını görür. Yani onun için herkes ne yaparsa karşılığını görecek yani. Bunun şeyi yok. Çünkü her şey ayan beyan ortada. Yani hakikati saklamanın, gizlemenin de bir anlamı yok. Öğrenmek isteyenlere öğretmezseniz sorumlu olursunuz. Ama öğrenmek istemeyenlere öğretmeye çalışırsanız da sorumlu olursunuz.
Onun için bu genele hitaplar biraz şeydir, dikkatli konuşulması gereken şeylerdir. Mesela bazı kişiler oluyor, anlayamıyorlar, yarım yamalak anlıyorlar veya bilgileri yeterli değil. Sanki kendilerine kötü şeyler söyleniyormuş gibi algılıyorlar gerçeği bilmedikleri için. Hani gerçeği bilmediklerinden dolayı onlara bir şey söylemiyoruz ama yine de diğer insanların yanlış algılamalarına da neden olabiliyor. Onun için bunları yine belli bir bilinç seviyesine ulaşmış olan kişilerle konuşmanın da faydası var. Çünkü onlar merak etmeleri lazım. Yani talep etmeleri lazım bir şeyi. Talep edene verilir. Talep etmeyene verilmez. Ben şimdi bu Instagram'da işte duyuru yapıldıktan sonra bu konuları konuşmamız bildirildikten sonra gelip takip edenleri artık talep edenler olarak düşünerek bunları söylüyorum. Yoksa evet. Şimdi Peygamber Efendimizin bir sözü vardır. Ettiğini nasihatün. Din nasihattır der. Şimdi nasihat Türkçe'de öğüt gibi anlaşılıyor ama Arapçadaki manası samimiyet anlamına gelir. Din samimiyettir. Yani samimi olanlar kolaylıkla hedefine ulaşır. Samimi olmayanlar bunda çok zorlanıyor ve yanlış yollara sapıyorlar. Yani samimi ise ihlaslıyla bir kişi kolaylıkla kendine gelebilir, hakkı hakikati anlayabilir ve özgürleşebilir. Onun için kişilerin özgürleşmesi içindir bütün bu konuştuklarımız. Yani başkasına tapmayın, başkasına kul olmayın, köle olmayın. Yani hani Hazreti Ali Efendimiz bir sözü var ya, Allah seni özgür olarak yaratmışken başkasına köle olma diyor. Kölelik yapma diyor. Yani insanların özgürleşmesi çok önemli. Yani özünün gürleşmesi. Onun için kişi kendi özüne vakıf olması lazım. Kendini bilmesi lazım. Yani bizim kendimizi bilmemiz dediğimiz özümüzü bilmemiz lazım. Yani özümüz ben dediğimiz şeydir, zattır, özdür. Hani şeyler öyle derler ya, Azeriler, özüm de. Yani kendini ifade ederken özüm de. Onun için konuşmalarımız hep özden öze oluyor. Özümüzden özümüze oluyor. Yani aslında görünen şekli göz önünden kaldırırsan, perdeyi kaldırırsan, görüntü perdesini, arkasında aslında kendi kendine konuştuğunu farkına da varırsın. Evet. 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 İşte hani bir elin nesi var, iki elin sesi var denir. Şimdi ben tek başıma yapabileceğim bu kadar. Ama buradan duyanlar, öğrenenler, onlar da arkadaşlarına bunları anlatırsa, söylerse. Hadi anlatamadı, söyleyemedi diyelim. En azından bu programları seyretmesine, takip etmesine vesile olabilir. Yani onları bu konuşmalarla karşı karşıya bıraksınlar. Yani kendileri bunları anlatmaları söz konusu olmaz. Kendilerini riske de atmasınlar. Onun için